Meme ameliyatlarının meme kanseri olarak şu yönden bahsedebiliriz. Memenin kötü huylu hastalıkları şu an toplumumuzda çok daha yaygın şekilde gözükmekte. Özellikle meme kanseri artık normalde yaş itibariyle genç nüfusta da daha sık gözüktüğü için de meme cerrahisi artık daha da ilerlemek zorunda. Niçin? Şundan kaynaklı. Bir tek biz hastanın hastalığıyla uğraşmıyoruz. Kozmetik olarak da normalde bir kadına özelliğini veren bir organı da korumak zorundayız. Ondan dolayı da meme cerrahisi kozmetik olarak da kendi şu an çok geliştirmiş durumda. Meme kanseri memenin kötü huylu rahatsızlığı olarak en kısa şekilde tarif edebiliriz. Meme dokusunda memede var olan bir süt bezeleri var. Bir de bu süt bezelerinden memenin başına ilerleyen kanallar var. Zaten meme kanseri en sık olarak bu süt kanallarının içerisine düşen dokulardan meydana geliyor. Biz buna invaziv duktal karsinom diyoruz. Onun dışında tabii bu bezelerden ortaya çıkan kanser tipleri de var veya memenin çok daha farklı kanser tipleri de pek tabii ki mevcut. Fakat bizim en sık gördüğümüz invaziv duktal karsinom dediğimiz kanser tipidir. Meme kanseri konusunda birçok risk faktörü mevcut. Bu risk faktörlerinden bir tanesi aile öyküsü. Bir kişinin annesi veya kardeşinde meme kanseri öyküsü varsa eğer bu hastada risk %2-5 civarında artıyor. Her ikisinde de varsa eğer o takdirde bu risk %8'e kadar çıkıyor. Onun dışında pek tabii ki genetik değerlendirmeler söz konusu olursa BRCA1, BRCA2, P53 gen mutasyonları yani vücudumuzda var olan genetik değişimler de bu kanser oluşumunu arttırıyor. Onun dışında 30 yaşın altında kişilerde radyasyon öyküsü varsa eğer bu meme kanseri riskini arttırıyor. Obezite kesinlikle ve kesinlikle meme kanseri riskini artırıyor. Zaten şu an çok güncel bir konu obezite. Obezitenin risk faktörü olarak gözüktüğü diğer bir konu da pek tabii ki meme kanseri. O yüzden obeziteye bu konuda eğilmekte çok fayda var. Zaten şu an hastanemizde biz de obezite ile alakalı endoskopik olarak uyguladığımız balon tedavisi, mide botoksu şeklinde işlemlerle hastaları obezite konusunda da tedavi ediyoruz. Onun dışında risk faktörü olarak diye görebileceğimiz şey yağlı diyet tüketimi, onun dışında alkol, sigara. Mesela alkol tüketen bayanlarda meme kanseri riski %40 oranında artabiliyor. Bunlar diğer risk faktörlerimiz pek tabii ki. Tedavi aşamasına geldiğimiz zaman dediğim gibi artık meme kanserinde yaş oldukça geriye geldi. Ondan kaynaklı biz kozmetik olarak kişiye kendi iyi hissettirmemiz gerek, şart. Meme cerrahisinde ilk aşamalardan biri kullanılan birçok cerrahi teknik var. Radikal mastektomi, modifiye radikal mastektomi dediğimiz memenin komple koltuk altı ile beraber alındığı tekniklerdi. Fakat biz şu an şu aşamada bunlardan bir miktar uzaklaştık. Kesinlikle sadece ve sadece hastalığı tedavi etmek değil, memenin şeklini de korumak.